Kadın golbol milli takımımızın kaptanı Sevda Altınoluk'la birlikte Samsun'dayız. Dünyanın bir numaralı golbolcusu. Şimdi Sevda'nın hikayesini öğreneceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevda, merhaba tekrar. Önce bir seni kısaca tanıyalım, hikayeni öğreneceğiz. Ben 1994 Tokat doğumluyum. Kadın golbol milli takım kaptanıyım. 15 yıldır bu branşla ilgileniyorum, yani golbol oynuyorum. Ve Ankara Yeni Mahalle Spor Kulübü'nde oynamayı devam ettiriyorum, yani sürdürüyorum. Şimdi golbolü ülke olarak çok yeni tanıyoruz ve sizin elde ettiğiniz büyük başarı sayesinde tanımaya başladık. Bu spor dalını ayrıntılı olarak öğreneceğiz senden ama sadece görme engellilerin yapabildiği bir spor değil mi golbol? Evet, sadece görme engellilere ait bir spor dalı. Senin görme engelin doğuştan mı, sonradan mı oldu? Benim görme engelim sonradan gelişti. İlkokulda 3. sınıfta başladı. Ben bunu orada fark ettim. Ve sonradan doktorlara giderek bir görme engelliler okuluna, Ankara Mithat Atanç Görme Engelliler Okulu'na devam etmeye başladım. Görme kaybının nedeni neydi? Bu teşhis edilebildi mi? Doktora gittiğimizde retina pigmentosa, yani tavuk karısı denilen bir hastalık olduğu söylenildi. Ama henüz buna bir çare bulunamadı. Yüzde kaç oranında görebiliyorsun? %10. Evet, %90 oranında, evet. Görme engelli, evet. Bir bireysin. Golbolle nasıl tanıştın? Gittiğim okulda arkadaşlarım sürekli bana söylüyordu, işte golbol diye bir branş var, oynamak ister misin? Ben de hayır dedim çünkü ortamı bilmiyordum ve çok çekiniyordum açıkçası. Ama baktım herkes çok heyecanlı, çok da merak ettim. Antrenman saatlerinde spor salonuna indiğim zaman beden eğitimi öğretmenim Osman Karalı dedi ki, oynayacaksın ve bu bölgede oynayacaksın, sağ bölgede oynayacaksın dedi. Ve ben o şekilde spora başladım. Beni kulüp turnuvasına falan götürmedi. Ben de dedim ki, hani bu benim en büyük kaybım olur bırakırsam. Çünkü çok pes etmeye müsaittim o ara. Dedim ki devam edeceğim ve ben dünyanın en iyisi olacağım dedim. Ve o sürede devam ettim. Hocam bana çok destek oldu. Tam da dediğin gibi, dediğini yaptın. Evet. Gerçekten dünya bir numarasısın. Evet. Yaptığın spor dalında. O dünyanın bir numarası olana kadar yaşadıklarını biraz daha konuşalım istiyorum. Hı hı. Ailen nasıl yaklaştı? Ailem ilk başlarda istemiyordu. Çünkü ben dersle hiçbir alakam yoktu o ara. Çünkü sadece spor benim gözüme. Çünkü çok sevmiştim daha sonradan. Almaya kalkıştılar okuldan ve beden eğitimi öğretmenim ailemle konuştu. Dedi ki, siz bana bu kızı verin, ben bunu dünyanın en iyisi yapacağım dedi. Ailem o şekilde ikna oldu. Ve ondan sonra benim çalışmalarımı, hocamızın gayretini görerek ve başarılar da elde ederek ailem şu an bana en büyük destekçim. Peki en çok nesini sevdin? Neden devam ettin? Yani seni ne motive etti? Hep rol modellerimiz vardı bizim, büyük ablalarımız vardı ve ben onların antrenmanlarına girdiğim zaman diyordum ki, ben de bunlar gibi olacağım ve ben daha iyi olacağım. Hep bu şekilde kendimi motive ettim ve gerçekten de oynadıkça çok seviyorsunuz. Çok eğlenceli bir oyun aslında ama oyun içerisine girdiğinizde. Bu beni çok cezbetmişti. Spor sana ne öğretti hayata dair? Bir kere kendime özgüvenim çok yükseldi. Ben her şeyi başarabilirim düşüncesindeyim. Sosyal çevrem gerçekten çok destekçim oldu. Bilmiyorum, yani her şeyi pozitif gözle bakmaya başladım. Türkiye golbolü sizle tanıdı. Sizin elde ettiğiniz büyük başarılarla tanıdı. Hem Rio Paralimpik Oyunları'nda şampiyon oldunuz hem de Tokyo Paralimpik Oyunları'nda şampiyon oldunuz. Yani iki olimpiyat
şampiyonluğunuz var. Bu gerçekten çok çok büyük bir başarı. Sence takım olarak bu başarının en büyük nedeni, en büyük sırrı ne? 2016'da Rio Paralimpik şampiyonu olduk. Bunun adına çok çalıştık. Çünkü ekibimiz de çok iyiydi ve başarılıydı. Çünkü her gittiğimiz yerde bir başarımız vardı. Gerçekten bunun sırrı çok çalışmak, inanmak ve bir bütün olmaktı. Bunu başardık. En büyük çok heyecanım ve hedefim de istediğim bir noktaydı. Daha sonradan ekibimizde dağılmalar oldu, arkadaşlarımız bıraktı. Ama her yerine gelen arkadaşımız taze kan gibi oldu ve daha iyi oldu. Ve biz dedik ki, evet biz bir zirveyi gördük. Bu önemli olan bu zirveyi devam ettirebilmek. O bayrak oradan aşağıya inmeyecek dedik. Hep arkadaşlarımızla birbirimize motivasyonumuzu sağladık, yükselttik ve ben oradaki anıları, oradaki atmosferi hatırlattım arkadaşlarıma. Ve çok çalıştık, çok istedik. Çünkü benim yaşadığım o başarıyı arkadaşlarım da yaşamak istiyordu. Başarıya aş bir takımdık ve biz o seviyemizi zirvede tekrardan koruduk. Bence bu takımın sırrı, yani bu başarının sırrı orada çok çalışmamızdı ve çok istememizdi. Rio'da olup da Tokyo'da yarışan tek sporcu takımdaki sensin. Evet, benim. Diğer arkadaşların senden genç. Evet. Değil mi? Evet. Takımda işler nasıl gidiyor? Takımda çok eğlenceli antrenmanlar geçiriyoruz. Bir kere nerede olduğumuzun bilincinde olarak hareket ediyoruz. Bu çok önemli bir şey. Neyi başarmamız gerektiğini biliyoruz takım halinde. Ve buna özel çalışıyoruz. Takımın hem kaptanısın hem de takımdaki diğer oyunculara aslında ablalık yapıyorsun. Evet. Ve gerçekten de öz ablası olduğun kız kardeşin Sevtap Altun Oluk da takımda. Evet. Kardeşinle aynı takımda olmak nasıl bir duygu? Ben bunun hayalini kuruyordum ama imkansız gözüyle bakıyordum. Çünkü bayağı iyi sporcular vardı ve onun çok çalışması gerekiyordu. Beraber başardık, beraber çalıştık. O da çok istedi ve çok hırslandı. Sonunda hem Avrupa'ya hem de Paralimpiklere beraber gittik ve ikisinde de şampiyonluk elde ettik. Sevtap, Sevda senin takım arkadaşın, kaptanın ama senin çok önemli bir farkın var. Siz aynı zamanda kardeşsiniz. Sevda Altunoluk kaptan olarak nasıl, abla olarak nasıl biri? Öncelikle abla olarak çok güzel bir abla. Hani örneğim diyebilirim. Örnek aldığım bir insan. Kaptan olarak da gerçekten çok güzel bir kaptanlık yapıyor takımımıza. Hani hem ablalık yapıyor, hem kaptanlık yapıyor, hem de görevini yapıyor. Çok güzel bir şekilde. Bu olimpiyat süreçlerinde hani elimden tutan o oldu. Ben düştüysem o kaldırdı, o düştüyse ben kaldırdım. Yani, zaten final maçında da sarılıp birbirimize ağlamışlığımız da var. Hiç unutamadığımız bir an. Birbirimize de söz vermiştik zaten. Hani biz buradan şampiyon olaraktan döneceğiz. Birbirimize söz veriyoruz demiştik her zaman. Beni golbolu başlatan da ablamdı. Hani ben onun sayesinde başladım. Sonra Osman Hoca elimden tuttu, kaldırdı. Hani ikisinin desteği de bana çok fazla. Çok büyük bir destekleri var. Çok teşekkür ediyorum. Tekin Hoca'yla, antrenörünüzle nasıl ilişkilerin? Gerçekten hani ben spor camiasına baktığım zaman Osman Hoca ve Gültekin Hoca, ikisi de çok büyük bir hoca. Gültekin Hoca ile çalışmaktan çok keyif alıyorum. Aynı şekilde hocamla da o şekilde. Bize elinden geleni yapıyor gerçekten. Hani ne biliyorsa öğretmeye çalışıyor. We'll be right back.
Gültekin Hocam, Sevda nasıl bir sporcu ve bu kadar çok başarılı olmasının size göre nedenleri neler? Sevda çok özel bir sporcu. Bu branşın en özel sporcularından bir tanesi. Çok küçük yaşlar itibaren bu sporun içerisinde. Daha ilkokul çağını bitirdiğinden beri bu sporla uğraşıyor. Ve 15-16 yaşından beri de milli takımlarda. Ve çok üst düzey çalıştı. İyi hocalarla çalıştı. Ve kendisi tutkuyla bu spora bağlı. Nasıl ki başka sporların çok özel sporcuları vardır. İyi sporcu vardır, özel sporcu. Hani Ronaldo, Messi nasıl futbolda neyse. Bizim sporumuzun Messi'si, Ronaldo'su da Sevda. En önemli özelliği ne? Şimdi Sevda'nın en önemli özelliği şutu. Şut hızı normal erkekler, iyi bir erkek şutörün hızıyla hemen hemen eşit, hatta daha iyi bile olabilir. Yalnız bu Tokyo'da şu özelliği oldu. Şimdi Sevda çok gol atardı. En iyi, dünyanın en iyisi kim diye sordukları zaman işte Sevda çok iyi atıyor ama savunması, ama şu diye bir şey oldu. Ama Tokyo'da hiç gol yemedi. Savunmasını da çok düzeltti. Şu anda kariyerinin zirvesinde. Şu an en iyi Sevda. Bu sene herkes Tokyo'da izledi. Artık aması kalmadı. Şu anda en iyi Sevda. Şimdi bu golbolü biraz tanıyalım. Sen bize bir anlat. Evet. Şimdi bu özel bir top, değil mi? Evet. İçinde ses çıkaran zilleri var. Zilli top, yani görme engellilere özel bir şey. Çünkü biz bu branşta oynarsak bizim fiziksel uygunluğumuz, işitmemiz ve reaksiyonumuz önemli. Bunun için de zilli topun önemi çok büyük bizde. 1 kilo 250 gram ağırlığında bu topumuz. Biz bu zil sesine göre hareket ediyoruz. O topu kaleye geçirmeme, yani gol olmasını engelliyoruz. Bu zilin bize çok önemi var. Bu 1 kilo 250 gram dedin. Evet. O zaman basketbol topundan da ağır bir top, değil mi? İzleyicilerimiz evet, belki öyle de aşağı yukarı anlayabilirler ağırlığını. Evet, basketbol topu büyüklüğünde ve ondan daha ağır bir top. Darbeli bir top. Dolayısıyla şutları, hele de senin attığın şutları karşılamak falan el bileğinde yaralanmalara yol açmıyor mu? Tabii ki sakatlanmalara yol açıyordur. Çünkü darbesi çok yüksek. Yani biz tabii ki her geçen gün kendimizi geliştiriyoruz bunun adına ama çarptığı zaman sakatlıklara çok meyilli bir top. Bileklerinize koruyucu takıyor musunuz? Hayır. Daha çok biz sahada düşmelerde onlara engelleyecek ekipmanlar kullanıyoruz. Topla alakalı kullanacağımız, yüzümüze çarptığı zaman engelleyecek maskelerimiz var. Yani maske taktığım zaman direkt yüze temas etmiyor. Buna uygun savunma stillerimiz var. Yani savunma yaptığımız zaman kafamız geride olması gerekiyor. Bunlarla alakalı onun haricinde bir korumamız yok. Ama çok önemli bir başka materyaliniz var ki evet, o da gözlerinize taktığınız evet, gözlükler. Evet. Bunun amacı bütün oyuncuların görme engellilik oranını eşitlemek, değil mi? Evet. Bizim branşımızda B1 hiç görmeyen, B2 az gören ve B3 onun bir üstü gören oluyor. Bu maske, yani göz maskesi, bu bütün oranları eşitlemek adına yapılan bir şey bu. Görmeyi engellemek amaçlı yapılan bir maske. Hatta maskeyi de yeterli bulunmuyor. Önce gözlerinizi evet, bantlıyorsunuz, değil mi? Evet. Göz pedi takılarak ve üstüne de maske takılarak oyuna geçiyoruz. Tamamen herkes için tam karanlık oluyor. Evet, tam karanlık. Sadece işitmeye ve eldeki kabartmalarla alakalı oynanan bir oyun. Yani yerdeki kabartmaları ellerinizle kontrol ediyorsunuz ve böylece sahanın neresinde olduğunuzu mu anlıyorsunuz? Evet, buna destekleyici hem belli çizgilerimiz var. Uzunluğu, kısalığı olsun, kısalık çizgilerimiz olsun. Çizgilerden hem yerimizi buluyoruz, kalelerimizle de yönümüzü buluyoruz. Bunlar bize çok yardımcı olan en büyük faktörler. Golbol takımı 3 kişiden oluşuyor. Evet.
3 as, 3 yedek olarak takımımız oluşuyor. 3 kişi sahada oluyor ve birinci bölge, orta bölge ve de 5. bölge diye ayırt ediliyor yani. Bu bölgelerde ayrı ayrı kişiler oynanıyor. Karşılıklı 3'er kişiyle oynanıyor. Herkes her yere gidebiliyor mu saha içinde? Evet, gidebiliyor. Topu elimize aldığımızda her alan bizim için atış bölgesi. Biz her şekilde arkadaşlarımızla diyalog kurarak her yeri kullanabiliyoruz. Bizim kanat oyuncularımız daha çok hücum ağırlıklı oynuyor. Orta oyuncumuz defans ağırlıklı oynuyor. Ve biz iki kanat bölgesi paylaşarak eş değerde şu hücumlara kalkışıyoruz. En çok golü hani kim atarsa öyle oluyor. Yerdeki kabartmaları kullanıyorsunuz konumunuzu belirlemek için. Bir de sürekli sırtınızı kaleye veriyorsunuz, değil mi? Evet. Yön algımızı daha çok arttırıyor ve orada da belli bölgelerimiz var. 4. ve 3. ve 2. bölgelerimiz var ve kanatlarımız var. Bunları o kaleden de hani çizgilere dokunmadan bulabilme şeyimiz var, bölgelerimiz var, işaretlerimiz var. Oradan da kendimizi yönlendirebiliyoruz. Kurallara aykırı hareketlerin başında ne geliyor? Topu sıkma gibi, topu terinizi atma gibi ya da hakeme top fırlatma gibi ya da kaleye vurma gibi birçok hareketlerin sportmenlik dışı hareketler olup ve cezalandırılması var. Penaltı atışları oluşuyor. Hı hı. Topu sıkmadan kastın nedir? Topu içine bükerek yani fırlatma gibi, yani hücuma kalkışma gibi. Şimdi yerdeki kabartmalar, sırtınızı kaleye verip konumunuzu anlamak, toptaki ziller. Ama tabii en önemlisi galiba birbirinize seslenmeleriniz, konuşmalarınız, evet. Değil mi? Evet. Saha içerisinde rahat hareket edebilmek için birbirimizin nerede olduğunu ve ne yaptığını bilmemiz gerekiyor. Onun için de birbirimizle diyalogumuz çok iyi olması lazım. Hem hücuma çıkarken hem defansa çekilirken birbirimizin ne yaptığını ya da nasıl bir hücuma kalkışacağımızı hep birbirimizle diyalog halinde geçirmemiz gerekiyor. Normal hayatta da sık görüşüyor musunuz takım olarak? Evet, ekibimizdeki herkes çok iyi. Aramız da çok iyi hepsiyle. Zaten kaptan olarak ben onların her zaman yanındayım. Son iki Paralimpik oyunların, olimpiyatların şampiyonu olan kadın golbol milli takımımızın tamamıyla beraberiz şu anda. Ben duygularınızı öğrenmek istiyorum kızlar. Rio'da sizi çok tanımıyordu Türkiye. Fakat Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda TRT Spor Yıldız'ın yayınları sayesinde gerçekten artık hem insanların golbol hakkında fikri oldu, hem de sizlerle çok gururlandılar, çok mutlu ettiniz bütün Türkiye'yi. Sevtap, seninle başlayalım. Neler hissettiniz? Bu süreçte neler yaşadınız? Bu süreç bizim için çok zorlu geçti ama hani çok güzel duyguydu. Zaten söz vermiştik hep birlikte şampiyon olup döneceğiz diye. Çok şükür şampiyon olduk, döndük. Reyhan, sen neler söylersin? En çok sevindiğin şey ne oldu? İstiklal Marşı'mızı okutup bayrağımızı göklere kaldırmak benim için çok güzel bir şeydi. Türkiye döneminde çok güzel yorumlar aldım. Sosyal medya üzerinden herkes bana tebrik mesajı attı, çok iyi olduğumu yazdı. Bunlar için çok mutlu oldum. Ailemin mutlu olması, benimle gurur duyması benim için apayrı bir duyguydu. Onlar benden daha çok sevindi, daha çok mutlu oldu. Şimdi tabii biz işimizi yaptık TRT Spor olarak. Klişe bir tabir ama siz destan yazdınız Tokyo'da. Fatma Gül, sen neler söylersin bu sürece dair? Biz takımca ilk gün ve son güne kadar hep çalıştık, hep çabaladık. Birlikte hep hayaller kurduk ve olimpiyata, paralimpiklere gittik. Birlikte her gün, her maça çıktığımızda birbirimizin elini tutarak çıktık. Biz hep kazanacağız diye çıktık. Ve hep birlikte de çok güzel şeyler başardık. Şeyda Nur, sen?
Biz çok çalıştık. Başından sonuna kadar inandık. İlk günden son güne kadar. Biliyorduk yani hepimizin şampiyon olduğumuzda içimizde o his varmış gerçekten de. Berfin, olimpiyat oyunlarında yoktun, oynamadın. Daha yeni bir golbol oyuncususun değil mi? Evet. Sen neler söylersin? Aralık ayından beri arkadaşlarımla olan kamp sürecinde ben de vardım. Gerçekten çok çalışıyorduk. Olimpiyatlarda şampiyon olacağımıza gerçekten inanıyorduk ve bunu başardılar. İnşallah önümüzdeki olimpiyatlarda üçüncü kez şampiyon olmayı hedefliyoruz. En deneyimli isim olarak Sevda, sen neler söylersin? Bütün bu arkadaşlarına baktığında kaptan olarak yaptıklarınız ve yapacaklarınıza dair sen neler söylersin? Şu çok güzel bir şey, zoru başarmak. En zorunu başardık biz bu takımla. Ve en zor basamaklara ilerleyeceğiz. Ve o basamaklarla da en zor yerde en güzel şeyi başaracağız. Ben bu takımdaki inancı görüyorum ve biz bunu yapacağız. Üçüncü olimpiyat, yani paralimpik şampiyonluğunu getireceğiz. Altın madalyamızla tekrar yanınızda bulunacağız biz. Çok mutluyum. Bu ekiple şampiyon olacağız. Biz de çok mutluyuz. Sizin gibi bir takımımız olduğu için başarılarınız daim olsun. Nice nice başarılar diliyoruz. Tokyo'da sizin bütün maçlarınızın sonunda beraberdik. Gerçekten o başarıya tanık olmak çok çok ayrıcalıktı benim için de. Tokyo nasıl geçti? Tokyo bizim için çok zor başladı. Ama ilk maçtan sonra biz burada şampiyon olacağız dedik. Her maçtan sonra sizin yanınıza geldik ve bütün duygularımızı, düşüncelerimizi sizinle paylaştık. Siz de bunu bize bir ses olarak tüm dünyaya yansıttınız. Kadın golbol milli takımımızın sevinç anlarını görüyorsunuz sevgili seyirciler. Tebrikler, tebrikler. Biz de gurur duyuyoruz. Kazandık yani. Olimpiyatta şampiyon olmayı. İlk maçtan sonra biz şampiyon olacağız dedik. Bütün arkadaşlarım buna inandılar. Ve gerçekten tüm bir senenin çalışmasını orada tamamen yansıttık. Kimseyi tanımadık. Arkadaşmış, dostmuş, sosyal hayatmış, aileymiş hepsini bir kenara bıraktık. Ve biz sadece orada şampiyonluğa odaklandık. Ve bunun sayesinde de herkesi devirdik. Ve o zirveyi tekrar kazandık. Hiç unutamadığın bir anın var mı? Var. Çok daha eski de olabilir, çok taze de olabilir. Zaten hedefimi gerçekleştirmiştim 2016'da. Bu benim için unutulmaz bir andı. Orada kürsüye çıktığımızda İstiklal Marşı'nın okunmasıydı benim için. Ama daha sonradan ikinci paralimpiklerde kardeşim ve Osman Hoca ile gitmeyi çok istiyordum. En büyük hedeflerimden birisi buydu. Çok istemiştim. Bunu başardım ve yarı finalde Japonya maçında her şeyi yaşadım yani. 2-0 gerideyken hem gol atmaya çalışmak, hem gol atıyorum, hem dua ediyorum, hem ağlıyorum. Bu benim için unutulmaz bir maçtı. Sevda'nın atışı ve top ağlara gidiyor. Sevda'nın atışı son anda müdahale ve gol! Gol, gol, gol! Şimdi senin şutlarının karşısında durmak çok zor. Yabancı basın çok ilgi gösterdi. Hem takıma hem sana. Özellikle ilgi sana çok yoğundu doğal olarak. Neler söylediler sana? Neyi vurguladılar? En çok neyi merak ettiler? Çünkü sana yıkıcı ismini takmışlardı orada. Aslında bu çok önceden geliyor. İki paralimpiklerde de hatta ve sonrasında da
değişik tekniklerle, Osman Hoca ile çalıştık. Yabancı sporcuların teknikleriyle birbirlerini harmanlayarak böyle bir atış tekniği çıkardık biz. Ve başarılı da oldum. Birçok hocamızın tabii ki bunda da katkısı var. Çünkü bizi çok iyi çalıştırdılar. Ve ben daha da üst seviyelere çıkarak bu darbeyi daha da arttırıcı atış tekniğine kazandım. Gerçekten çok kolay getiriyor sayıyı. Takımlar buna mücadele edemiyorlar çünkü üstlerinden aşırtmaya çalışıyorum. Mücadele edemedikleri için de yıkıcı kelimesini kullanmışlar. Japonya çok büyük ilgi gösterdi bununla alakalı. O atış tekniği sana özgü bir teknik mi Sevda? Dünyada hemen hemen iki sporcu yapıyor. Birini erkeklerde bir sporcu yapıyor, bir de kadınlarda ben yapıyorum. Onun haricinde yapabilen görmedim. Bunu kendi kendine mi geliştirdin? Hayır, Osman Karalı hocamızla çok çalıştık bununla. İlk başta o beni çalıştırdı bu tekniğe. Diğer hocalarımız da kuvvet konusunda beni çok çalıştırdılar. Ve onların birleşimiyle böyle bir şey çıktı. Şimdi sana desem ki 46 sayısı sana ne anımsatıyor? Ben bu skora yani iki kez sahip oldum. Biri 2018 Dünya Şampiyonası'nda. Biri de 2021 Tokyo'da oldum. Aslında benim için zor değil. Çünkü ben gol attıkça açılan ve mutlu olup oynayan bir oyuncuyum. Zoru seven bir oyuncuyum ve zoru başarmayı da çok seviyorum. Bunun sayesinde geliyor. Çünkü bunun adına çok çalışıyorum. Rakiplerimi de çok tanıyorum. Hani çok iyi arkadaşlarım da var. Rakibimi tanıdığım için bu bana artı gol atma avantajı sağlıyor. Ve Brezilya mücadeleye başladı. Enteresan atış şekilleri var. Hemen hemen hepsi böyle atıyor şutları. İlk şutu atan Duarte. Ve yerden bir şut ve golle başlıyoruz. Amorim. Atış denemesi, güzel bir müdahale daha izliyoruz Fatma Gülgüler'den. Sevda, işte köşeye gelen top ve gol. Türkiye saatiyle maçlar erken bir saatte başlamasına rağmen evet, televizyonlarının başına oturdu ve sizleri izledi, destekledi, gurur duydu. Elbette ki bunların başında ailen geliyordu değil evet mi? Gerçi ailem bana çok destekçi. Benim devam etmem için çok yerde pes ettiğim zamanlar oldu ve asla pes etmememi isteyen bir ailem var. Japonya'dayken de bize sürekli işte maçtan önce olsun, maçtan sonra olsun sürekli iletişim halindeydik ve biz gol attıkça ya da biz kazandıkça onlar daha büyük gururlandılar ve çok mutlu oldular. Ben onlardan güç aldım. Dışarıda, Türkiye'den güç aldım. Büyük kazancımızın sebebi onlar, ailem. Ben eğer buralardaysam ailem sayesinde buradayım. Ve vazgeçmediğin için de buradasın. Evet. Vazgeçmeyi düşündüğün zamanlar kendine ne söylüyorsun? Çok zorlu şartlarda antrenmanlar yaptık biz. Pes etmeye çok yöneldik. Çünkü çok sakatlıklar barındıran bir spor dalı. Tam pes ettim dediğim zaman da hep yaşadığım anılar geliyor. Başardığım şeyler geliyor. Maçlar geliyor. İşte hedeflerim geliyor. Hep bunun sayesinde ailem de bunları hatırlatarak beni tekrardan buraya döndürüyor. Hep kendimi motive etme şeklim, kaybettiğim maçları izleyerek ben daha çok motive oluyorum. Ve bırakmamam bunlar engelliyor. Çoğu yerden çok şekilde dönmüşlüğüm var. Golbolde fiziksel özellikler, yani avantaj olan fiziksel özellikler var mı? Var. Boy uzunluğu zaten öyle. Yapılı olmak gerekiyor. Bir de kol uzunluğu, el büyüklüğü çok önemli. Ben bunların hepsine sahibim. Beni yıkıcı yapan şey hem tekniğim, hem çalışmam, hem disiplinim, hem de bu işi severek yapmam. Sana bir de diyorlar ki futbolda Ronaldo, Messi neyse, golbolde de Sevda Altınoluk o. Bunlara ne diyorsun? Tabii ki herkes kendi branşına göre en iyileridir. Ben bu kıyaslamayı da duyduğum zaman çok mutlu olmuştum. Çünkü hani bir sporcu eğer bu kıyaslamaya giriyorsa çok iyidir, çok başarılıdır ve en iyisidir. Ama bu benzetmeyi eleştiren hayranların da var biliyorsun evet, değil mi?
Messi kim, Ronaldo kim diyorlar. Evet. Kendi branşımda hani dünyanın en iyilerindenim. Bronz madalya Japon sporculara gidiyor. ABD kadrosu da şu anda gümüş madalya için kürsünün ikinci basamağında. İşte Türkiye. İşte bizim takımımız. Sevda Altınoluk, Sevtap Altınoluk, Reyhan Yılmaz, Fatma Gül Güler, Şeyda Nur Kaplan, Kader Çelik. Evet, Rio'da başarınız çok büyüktü. Tüm Türkiye duydu. Gözler size bir çevrildi. Evet. Ama Tokyo'da gerçekten çok büyük ilgi odağı oldunuz. Maçlarınızın Türkiye saatiyle vakti çok erken saatlerde olmasına rağmen çok çok izlendi TRT Spor Yıldız'ın yayınları. Nasıl tepkiler aldınız bu süreçte? Maçtan çıktıktan sonra yorumlara bakıyoruz. Hani bize mesajlar geliyor, çok iyisiniz, sizle gurur duyuyoruz. Böyle bir branşı yeni tanıdık ama siz çok başarılı bir takımsınız. Bunları gördüğümüz zaman biz daha da çok yükseldik. Görme engelli bireylere neler önerirsin? Öncelikle görme engelli çocukları olup evde oturanlar var. Bunlar için çok gerçekten üzülüyoruz. Biz bu yolda ilerlediğimiz için biliyoruz. Böyle bir branş var. Biz her türlü destek oluruz. Getirsinler, kendilerini de ispat edebilsinler o insanlar. Hani ben bunu çok istiyorum. Evlerinde oturmasınlar. Çünkü onlar da bir insan. Yani her şeyi yapabilirler. Biz bunu başardık. Onların da başarmasını istiyorum ve bu yolda gitsin istiyorum. Üniversitede sen antrenörlük okudun, mezun evet. da oldun. Demek ki antrenörlük hayalin var değil mi? Yapacak mısın? Sporu, yani golbol branşındaki sporumu bıraktıktan sonra hedefliyorum onu. Sahada işin bitmedi zaten. Sahada henüz yapacaklarım bitmedi. Hı. 2024 Paris'teki bir şampiyonluk daha getirmek istiyorum açıkçası. Sırada Paris var yani. Paris var. Her şey istediğiniz gibi olsun. Yani öyle bir başarı yakaladınız ki bu rüzgar hiç dinmesin. Biz de sizi gururlanarak, sevinerek alkışlamaya, izlemeye devam edelim Sevdacığım. İnşallah, çok teşekkür ederim. Sevda gönderdiği bir yere golle başladık işte. Sevda Altınoluk henüz ilk dakika içindeyiz. Sevda Altınoluk 3-0, 3-0, 3-0. Sevda Altınoluk ve gol! Ve gol! Sevda Altınoluk! Sevda! Sevda Altınoluk ve Sevda Altınoluk! Altıncı gol! Sevda'nın şutu gol! Sevda Altınoluk! Altın madalya Türkiye'nin! Şimdi bir yanımda Gültekin Hoca var, koç. Öbür yanımda dünyanın en iyi kadın golbolcusu Sevda Altınoluk var. Şimdi ikiniz bana öğreteceksiniz. Bence ben oynamayacağım da golbolü, ben beceremeyeceğim de kim becerecek diyeyim. O iş öyle değil ama göreceğiz ama. Bakacağız. Bakalım. Şimdi bugüne kadar öğrendiğim bütün sporları unut. Çünkü bunu bu en zor. Görmeden oynayacaksın. Hocam ben bütün sporları gönül gözümle yapıyorum zaten. Yani hiçbirini yapamıyorum. Bakacağız. Bu en zoru zaten. Evet. Ama biraz kaptan insaflı olun. Korkacak hiçbir şey yok. Öncelikle tamam. Onu söyleyeyim. Bu zamana kadar çok kişi öğrettim. Hepsi hayatta ve sağlıklı. Sıkıntı tamam, yok. İyi. Bu önemli. Bu golbol topumuz. Evet. İçinde ses çıkaran. Evet, delikler var. İçerisinde zil sesi var. Basket topu büyüklüğünde ama basket topunun iki katı daha fazla ağır. Ağır. Bilmezsen can yakamışsın. Tamam. En önemli şeyimiz bu aksesuarımız. İkincisi de gözlük. Şimdi evet. Hepimiz görüyoruz ama bu gözlüğü taktığımız anda şunu. Tamamen. Evet. Evet. O zaman önce yön bulmayla başlayalım. Gözünüzü bir kapatın. Şimdi test. Şöyle bir dönün, şöyle bir etrafımız. Herkes bir dön. Ha, yön kaybı gidiyor. Evet. Evet, dur şimdi. Şimdi yönümüz karşı kaleye dönük. Tam iki sırtımız oldu. Tamam. Şimdi boyluk oynamış mıydın? Evet. Şimdi ben sana topu atacağım. Topun geldiği sesi kulağına ver. Tamam. Bak bakalım nereye gelecek. Önce topu sesini dinlemeyi öğreniyoruz. Tamam. Evet, geldiği yere bana doğru atar mısın topu tekrar?
Bravo bak, güzel atış. Hani tezahürat? Evet. Şimdi karşı kaleyi hizaladık. Atış. Evet, bravo. Evet, gözünü açabilirsin. Gözünü aç şimdi. Evet, birinci aşamayı başardık. Biraz kaleyi zor bulduk. Kaleyi bulamadım evet. Ama atışlar fena atışlar değildi sanki yok. Değil Sevda... mi? Kabartma çizgilerimiz var. Şunlar değil evet. Mi Sevdacığım? Evet, evet. Ellerimizle nerede, hangi bölgede 3 bölgemiz var. Birinci bölge, orta ve 5. bölge diye ayırdığımız bölgelerimiz var. Kabartma çizgilerden ellerimizle yön bulmaya çalışıyoruz. Evet. Yani bölgelerimizi bulmaya. Doğru yer demeyimi anlıyoruz. Aynen. Burası 3. bölge, yani orta bölge. Buranın T çizgisi daha uzun. Oradan anlarlar orta oyuncularımız. Kanatlarınki daha kısadır, daha küçüktür. Tamam, tamam. Oradan da kanat oyuncularımız o şekilde alıyor. Tamam. Ben ortada mı durayım evet, hocam? Evet, mesela o orta bizim Şeydanur'la Reyhan'ın bölgesi. Evet. Orta bölge. Oraya doğru yat. Bakın görüyor musun? Görüyorum. Kafası nerede, evet. Eller nerede? Evet. Kafayı görüyorum. Yani yüzü de korumak için değil mi? Tek parçalı, hiçbir ekleminde kırık yok. Tek vücut. Şöyleydi. Evet, yüzümüzü de geriye alacağız. Şöyle. Öyle bekle bence, öyle bekle. Bir dakika. Evet, öyle bekle. Top geliyor şimdi. Kolunu iyice aç. Evet, şimdi kalk ayağa. Ama tabii ne kadar yumuşak geliyor. Siz atıyorsunuz bunları füze gibi. Sevda atsın. Hayır, Sevda falan atmasın. Şimdi savunmamızı yaptık, hücum sırası. Tamam. Evet, şimdi atış, şut. Size doğru mu evet, hocam? Evet, önce savunma bittikten sonra şut zamanı. Bravo. Vallahi. Evet. Savunmamızı yaptık, yerimizi buluyoruz. Evet, hızlı. Daha hızlı, korkma. Ya. Bitmedi daha, yolun çok, yol daha uzun. Daha maç uzun. Bitti, maç. Hadi bitmedi daha, bitmedi. At şimdi. Evet, bu da iyi. Bravo. Elimden geleni yaptım. Gönül gözü yetmez. Çok zor. Takım arkadaşım. Takım arkadaşım. Oo! 1, 2, 3, 4, 2!